أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Çok kıymetli ve muhterem efendiler, hayat veren yüce değerlerin hayat dersleriyle sizlere sohbetimiz devam etmektedir. Dersimiz 35-36. Dersler olarak devam edecektir inşallahu teala. Ve şanlı Kur'an'ın size öz manalarını vererek geldiğimiz Bakara suresinin 183. ayetiyle dersimiz devam ediyor. Hem Kur'an-ı Kerim'in bütün ki ayetlerinin öz manasını takdim ediyoruz, hem de o ayetlerin içinden bazı keşifler yapıyoruz ki o keşiflerle hayat veren nurun daha iyi anlaşılması ve bizi aydınlatması için yapıyoruz bunları. Cenab-ı Hak o hayat veren nurun bizzat kendisiyle, bütün varlığıyla, içiyle, dışıyla nur olan, her sözü, her işi hak olan kullarından eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykümussiyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettegûn. اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ramazan-ı Şerif orucu mümin Müslümanlara, inanan, Kur'an-ı Kerim inanan, İslam'a inanan, Allah'ı tanıyan, Allah'ın emirlerini kabul eden herkese farzdır. Umulur ki korunursunuz. Allah'ın her emri koruyucudur, kurtarıcıdır. Size farz kılınan oruç sayılı günlerdedir. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan ise diğer günlerde tutamadığı günler sayısınca tutar. Ona dayanıp kalacaklar üzerine de bir yoksulu doyuracak kadar fitye gerekir. Her kim de hayrına fityeyi artırırsa hakkında daha hayırlı olur. Hakkında daha hayırlıdır. Bununla beraber eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Çünkü oruç Allah'ın emridir. Tutamayanlar için de ruhsattır. Her emri hayat verdiğine göre tabii ki oruç tutmak daha hayırlıdır. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hudellin nâsı ve beyyinâtin minel hüdâ vel furgân. Femen şehide minküm şerra fel yasumhu ve men kâne meridan اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعَدَّتُ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. O Ramazan-ı Şerif ayı ki insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan şanlı Kur'an onda indirildi.
Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa, onda oruç tutsun. Kim de hasta yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca, diğer günlerden kaza etsin. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. İslam'ın hayatı mutlu hayattır, zorlukları ortadan kaldıran hayattır. Sayıyı tamamlamanızı size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz. İşte çok kıymetli muhterem efendiler, Yüce Rabbimizin Yüce Kitabının hayat veren, ebedi hayata insanoğlunu hazırlayan, işte şanlı Kur'an'ın, nurlu İslam'ın yüce değerlerini sizlere takdime çalışıyoruz. Birlikte hayat bulalım diyoruz. Birlikte mutlu olalım diyoruz. Çünkü birisi ağlarken öbürünün gülmesi düşünülemez. Birisi aç yatarken öbürünün tok yatıp mutlu olması düşünülemez. İslam dini merhamet dinidir, kardeşlik dinidir. Kendine layık görmediğini kimseye layık görmez. Bunun için Yüce İslam bütün insanlığı, bütün kainatı, alemleri Allah'ın rahmetiyle kuşatması ve merhametiyle donatmasıdır. Çünkü Yüce Allah merhamet edileceklerin hepsine merhamet eder. Bunun dışında kalan herkese adaletini uygular. Ebu Davud'un Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyurmuşlardır. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz, "Men kâle fil Kur'ani bi ra'yihi fe esâbe fe gadi ehtâe." Kendi görüşüyle söz söyleyen isabet etse de hata etmiş olur. Yani Kur'an-ı Kerim'i bilerek, onu tam iyi kavrayarak Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek gerekmektedir. Her kelimesi Allah'ın sözüdür. Doğru anlamak, doğru mesaj vermek herkesin asli görevi olmalıdır. Kimse keyfine göre Kur'an-ı Kerim'e mana veremez. İsabet etse dahi kendi keyfine göre diyor, mana veren kişi nedir? Hata etmiş olur diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim kimsenin görüşü değil, Allah'ın kelamıdır. Bunu kimse kendi görüşüne göre, ben bana göre şöyle, falana göre böyle diyemez. Bunun ilmini, irfanını, bütün kurallarını bilerek yapılması gerekmektedir. Ebu Müslim İsfahani, bu da bir müfessirdir, nesih kabul etmez. Ebu Hureyre'den rivayet olunan bir hadis-i şerifte Peygamberimiz, 70 sene cennet ameli işlese bir kişi diyor, haksız bir vasiyetle bunların tamamı boşa gider diyor, ateşe girer. Buradaki iflas, kul haklarıyla iflas edenlerdir. Haksız vasiyette kul hakları meselesi vardır. İyi bir vasiyetle cennete de giren olur. Bu da Kütüb-i Sitte'de mevcut olan bir hadis-i şeriftir. Yanlış vasiyetin düzeltilmesi ruhsattır. Vakıflar hakkında yakın, akrabayı bırakıp uzak olana, yine akrabayı bırakıp yabancıya vasiyet, mirastan mal kaçırmak gibi konular
bu sınıfta kabul edilmiştir. Şimdi buraya işaret edildikten sonra oruç hakkında da Peygamberimizin sözlerine de yer vererek dersimize devam ediyoruz. Fe aleyhi bisavmi fe inne savme lehu vicaun buyurulmuştur. Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettikleri hadisi şeriflerde Efendimiz aleyhissalatü vesselam oruç tutsun diyor. Azgın nefislere güzel bir tesiri vardır diyor. Yine bir hadisi şerifte Buhari Müslim'de Es-savmu li ve ene eczi bihi. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ancak ben veririm diyor. Bunun için kıymetli efendiler, orucun o kadar güzel hayat veren yönleri vardır ki, bu insanoğlu bunu bütün tabipler bir araya gelse, orucun ne kadar büyük faydasının olduğunu tamı tamına ne hocalar, ne ilahiyatçılar, ne başkaları tamına anlatamaz. İslam'ın, Kur'an'ın her emri böyledir. Tam bir ezeli ebedi hayat deryasıdır. Her emri ilahi emir olan İslam'da insana hayat verir. Oruç hicretten 1,5 yıl sonra farz kılınmıştır. Bunun için yine Peygamberimiz Es-savmu cünnetün minen nar. Oruç ateşten koruyan kalkandır buyurdular. Biz tabii ki faziletine dair dindeki yerini anlatmaya çalışıyoruz. Fakat onun hikmetleri, faziletleri saymakla bitmez. Oruç da böyle, namaz da böyle, cihat böyle, öbür bütün ilahi emirlerin hepsi böyle. Bütün kaynağını bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır. Hazreti Muhammed bunu bizzat cihana uygulamıştır. Hasan-ı Basri'den rahmetullahi aleyh, Yahud ve Nasraniye de Ramazan orucu farz idi. Yahud senede bir güne indirdi, Nasrani 50 güne çıkardı. Ayını değiştirdi, başkalarını Rablar edindiler. İşte gerçek İslam'dan Musa'nın dini İslam idi. İsa'nın dini İslam idi. Oradan işte bu şekilde dinlerini bozmaya çalıştılar ve bozdular. Hazreti Ömer'in de bakın bir duasını da bu arada size hatırlatalım. Bir dua örneği olsun diye yapıyoruz bunu. Allah'ım, her şeyi kuşatan rahmetinle beni bağışla diyor. Dikkat et, her şeyi kuşatan rahmetinle diyor. Şu alemlerde insanlığın faydasına ne varsa hepsi Allah'ın ortaya koyduğu rahmetidir. Öbür tarafta adaletidir, adaleti de yine tekrar rahmettir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ömür boyu Ramazan-ı Şerif'in orucu farz kılınca her Ramazan-ı Şerif'i oruçla geçirmiş. Bir aydır oruç. Bu bazen 29 gelir, bazen de 30 gelir. Bir ay oruç tutmak farz olan odur. Şimdi oruç ayetinin içinde sefer geçmiştir. Keşif demektir sefer, açmak, isfar, yüzünü açmak. Bunlar kelime anlamıdır.
Şer'i anlamı ise istilahta 3 günlük yol 18 saatlik yola bir Müslümanın gitmiş olması, gitmeye niyet etmiş olması gerekmektedir. Bunun için sefer hakkında değişik bilgiler verilmektedir. Hala karada, denizde, havada eski vasıtaları örnek alınarak fetvalar verilmektedir. Burada fıkıhtaki geçen bazı kaide ve kuralları bugün başka türlü yorumlanmaktadır. Birçok ilim adamımız ve Elmalı da bunlardandır. Muhammed Hamdi Yazır Elmalılı. Hangi vasıtayla gidersen git, 18 saatlik yola giden kişi seferi olurlar. İster uçakla git, yolcu uçaklarıyla. Tabii bunların bütün uçakların orta hızdaki kabul edilir. Bütün kara vasıtalarındaki de orta hızdaki olanlar kabul edilmek kaydıyla hangi vasıtayla gidiyorsan 18 saatlik yol gitmedikçe seferi olunmaz. Bu 3 günlük yoldur. 3 günlük yolu hesap ederseniz bunun en asgariye indirilmiş 3 günlük yok 18 saate indirilmiştir. Bunun birçok incelemesi yapılmıştır. 18 saatten az olan yerlerde seferilik yoktur. Burada bir de fidye konusuna değinelim. Fidye bedel demektir. Buğdaydan yarım ölçek, arpa, üzüm, hurmadan bir ölçek. Bir sağ, iki okka. Bir ölçek 1080 dirhemdir. Bir dirhem 7 miskal yani 16 kırattır. Bunu da bugünkü şartlara göre yerli yerince hesap etmek gerekmektedir. Bir defa fidyedeki maslahat nedir? Fidye niçin verilmektedir? Bunlar fukaranın hakkıdır. Fakirin menfaatına bu çağda bütün bu sayılan efendim nimetlerin değerleri bu çağa göre, bugünkü şartlara göre, bugünün örfüne göre, yaşam şartlarına göre çok iyi ayarlanması gerekmektedir. Burada düşünülecek olan fakirdir. Fakirin kârine, lehine düzenlemek gerekmektedir. Onun için fıtralar veya fityeler 10 eurodur veya Türkiye'de şu kadar liradır veya falan yerde bu kadar liradır diye bunun ortaya miktarını korken o günkü örfe göre, piyasenin şartlarına göre fakirin akşamlı sabahlı bir defa o parayla nasıl geçinebileceğini düşünerek fityeler ayarlanmış olması gerekir. Bir de o gördüğünüz fityede esas olan buğday, efendim, arpa, üzüm, hurma ve bunların emsali örfe göre başkaları çıkarsa bunların kendi değerleri de çok iyi hesap edilmelidir. Yani Allah'ın rızası neredeyse o yapılmalıdır. Allah'ın rızası fakirin yardımına koşmak ve onun ihtiyaçlarını gidermek, fakiri sevindirmek, işte fakirin sevindiği yerde yüce Allah'ın sevindiğini ve senden razı olduğunu unutmamak gerekiyor. Her emrinde bizim dikkat edeceğimiz olur. Sura biliyorsunuz oruç
tutan kişi yemeyi içmeyi terk eder. Nefsi bunlardan men eder. Cemi cevahirini günahlardan korur. Kalbi masivadan korur. Nedir? Kalbini tamamen Allah'a bağlar. Tam bir tevekkül ile Yüce Allahu Teala'ya yönelik yaşar bütün varlığıyla. Kalbini de yanlış şeylerle meşgul etmez. Rabbisini tekbirlerle, tehlillerle, tezkirlerle Rabbisine yönelik yaşar. Bütün teveccühü Allah'adır. Oruç bize bu gibi ihlası kazandırmakta da ayrıca bir fırsattır. Şehir ayın ismine, ayın ismi şehir demektir. Açığa çıkarmak, güneş yılının bölümleri, hilalin iki görünüşü arasındaki süreye de şehir yani ay denmektedir Türkçe'de. Bir de Ramazan-ı Şerif kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ramazan kelimesi. Şehr-i Ramazan diyor bak Kur'an-ı Kerim. Bu kelimenin Ramazan-ı Şerif kelimesinin anlamını da Müslümanlar duyarsa inşallah faydasına olur. Bu ismin Allah'ın isimlerinden olduğu rivayeti vardır Kütüb-i Sitte'de. Yine belirli ayın ismi olarak geçmektedir. Yine bir rivayette Ramadiyun den gelen bir anlamla da tozlardan temizleyen yağmur anlamındadır ki bu mümini günahlardan temizlediği için bu isim verilmiştir. Yani amaç burada Ramazan-ı Şerif'in mümini Müslümanı günahlardan temizlemesidir. Ramda'un ramida buradan geldiği zaman da yanmaktan günahların yanması anlamında bu manayı da taşımaktadır Ramazan-ı Şerif kelimesi. Yine silahlarını bilemek anlamı da keskinlik anlamı da vardır. Bu da kötü huyları ortadan kaldırmasıyla alakalı bir manadır. Bunun için kıymetli efendiler, dinimizin her kelimesinin içeriğini keşfetmeye çalışır, oradan gereken ilham alırsak, o zaman bir hayat veren bu değerlerden daha çok faydalanmış olacağız inşallahü teala. Bir de inzal kelimesi geçti ayetlerden. İnzal bir defada Kur'an-ı Kerim'in inmesine inzal deniyor burada. Tenzil ise parça parça gelmesine denmektedir. Çok gülenler ağlamaya namzet olurlar. Gerçekleri bilmeli, gerçeği yaşamalı ve ihlas ile bu amelleri işlemelidir. Şımarmamalıdır. Katiyen de ümit de kesmemelidir. Kur'an-ı Kerim'in hem inzali vardır, hem tenzili vardır. İnzali toptan gelmiş olması, tenzili de icap ettikçe ayet ayet, sure sure peygamberimize gelmiş olması itibariyle Kur'an-ı Kerim'de hem inzalden hem tenzilden bahsedilmektedir. Rü'yeti hilal delil getirerek bilmek değil, görerek bilmektir. Yani hilali görmektir bizatihi. Oruç Allah hakkıdır. Bir şahit kafidir. Neye? Ramazan-ı Şerif'i ben hilali gördüm diyen bir kişi çıkarsa sözüne güvenilen işte
oruç başlamış olur. İftar, bayram kulun hakkı olduğu için burada iki şahit gereklidir. Cenab-ı Hak, bak, kulun hakkını daha da burada iki şahide bağlamış, daha ciddi bir koruma altına almıştır. Gökte illet olursa, Şevval, Zilkade için iki şahit lazımdır. Yani illet hava bulutlu olması, hilalin, ayın görülememesi. Hanefiler böyle demişlerdir, Hanefi müştehitleri. Allah hepsine rahmet eylesin, bol bol Cenab-ı Hak mağfiret eylesin. Üzerlerinden Allah'ın rahmeti hiç eksik olmasın. Bütün müştehitlerimizin. Ramazan-ı Şerif için bir adil şahit gerekir. İllet yoksa kalabalık bir toplum şehadeti lazımdır. Ayın 29. günü hilali araştırmak tüm Müslümanlara, müminlere farzdır. Farz-ı kifayedir. Ahad caiz değildir. Yani tek kişi, hava açık olursa tek kişi caiz değildir. Tabi illet yoksa, hava bulutluysa durum değişir. Şimdi astronomik bilgilere göre, gök bilimine göre ortalama bir ay 29,5 gündür ve kesirlidir. 29 da değil, 30 da değildir astronomik hesaplara göre. Yine astronomik hesaplar delildir, rü'yet değildir. Herkes bunu bilemez. Rasathaneler yaygın olursa güzel olur. Zamanın durumuna uygun olur. Bir de vücub sebebi, Ramazan-ı Şerif ne zaman kişiye farz olur derseniz, hilali görmektir. Yani hilali görünce Ramazan-ı Şerif'te oruç artık farz olur. Hangi hilal? Ramazan-ı Şerif ayının hilalini. Görür görmez oruca akıl bali olan kadın erkek herkesin üzerine farzdır. Şafii mezhebinde hamile kadınlar, emziklilere de şamil tutulmuştur. Yani ruhsat, oruç tutamayacak durumda olan hamileler, emzikliler de sonraki günlerde tutabilir Şafii müştehitleri. Bu görüştedirler. Çok yaşlıya da şamildir. Maliki müştehitlerinde çok yaşlıya fitye de vacip değildir demişlerdir. Yine Buhari Şerif'te unutarak yiyen, cinsi temas edenin dahi orucu bozulmaz. İlahi ziyafettir buyurulmuştur. Çünkü unutmak, bir defa oruçlu unutarak bir şey yediyse, bu Allah'ın ziyafetidir buyurulmuştur. Bu peygamberimizden Buhari Şerif'in rivayetidir. Özel durumlarda bazen tutmamak. Mesela savaşa gidiyorsun, seferdesin. Bazı yolculuklar vardır, tam seferi olanlar. O yolculuk zahmet verecekse, vücutun yıpranacaksa tutmamak, daha sonra kaza etmek daha iyidir. Bazen de yolculuk olsun, sefer olsun, savaş şartları olsun, oradaki şartların durumuna göre tutabilecek durum varsa, o zaman da tutmak daha hayırlıdır, daha faziletlidir. O ortamın içinde bulunan kişi kendi durumunu samimi Müslüman herkesten iyi bilir. Çünkü İslam dini faydalıyı celp, zararı defe dayalı bir dindir.
Bir Müslüman samim olduğu müddetçe içinde bulunduğu durumu en iyi değerlendirecek de olur. Ayı görmek mümkün olmazsa 30'u tamamla buyurmuşlardır Peygamber Efendimiz ve ayeti kerimenin işareti de odur. Allah'ın isteği budur. Ayı göremedin, hilal görünmediyse tabii ki 30'u tamamla diyor. Orucu 30'a tamamla. Yine bu arada tekbirden bahsedildi. Tekbir nedir? Tekbir Allah'ı tazimdir. Ona en derin saygılardan birisidir. Kalple olan tekbir, iman, marifet, akdi kalp, yani kalbi Allah'a bağlamak. Bu kalbin tekbiridir. Sözlü tekbirler yüceliğini isim ve sıfatlarıyla ikrar etmektir. Ameli tekbir, kulluk görevini, ibadetlerini yerli yerince yapmaktır. Onun için İsra suresinin 19. ayetinde sa'yuhum meşkura buyurulmuş. Ne diyor? İman ile ahiret ameli makbuldür. Kişinin imanı ile eğer amel işliyorsa o zaman makbuldür. İşte sa'yuhum meşkura. O zaman o güzelim amellerin karşılığını Cenab-ı Hak vermektedir. Yoksa imanında problem olan insanların amelleri makbul değildir. İmanda problem nasıl olur derseniz, İslam'ın tümünü kalbin tasdik etmiş olması, hiçbirisine itiraz etmemiş olması ve tam bir gönül rahatlığıyla İslam'ın tüm emirlerini şüphe etmeden seve seve kalbin kabul etmesi, hiç mi hiç inkarda, tekzipte bulunmaması ve inkara yönelik muhalefet etmemesi ilahi emirlere ve diliyle de ikrar etmesidir. Burada problem olmayacak asgaride. Eğer imanda problem yaşar, işine geldiğini kabul eder, işine gelmediğini de kabul etmezse orada iman yoktur. Burada yine bu ayeti kerimelerde tabiatçıları ve icabiye mezhebini ret vardır. Reddediyor Kur'an-ı Kerim bu ayette ayetleri. Yaratıcı kudreti inkar eden tabiatçılar, gerçek tabiatçılar değil bunlar. Yaratıcı kudreti inkar eden tabiatçılar ve icabiye mezhebini ret ediyor. Nedir bunların durumu? İlahi iradeyi bunlar inkar ediyor. Yine Allah'ın ilmini uzak zannediyorlar. İlahi irade dilemiş ve alemleri yaratmıştır. İlmi de bütün ezeli ebedi her şeyi kuşatmıştır. Bunun için Cenab-ı Hak ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid diyor, biz ona şah damarından daha yakınız diyor. Ona dediği alemlerde zerreye de aynı tecellisi var. Arş-ı alaya da var, ezele ebede de aynı yakınlıktadır. Kudretinin, ilminin kuşatmadığı hiçbir zerre küre ezelde ebette bir şey yoktur. Dilediğine rahmetiyle,
her şeyin kendi mahiyetinden daha yakındır, dilediğine de azabıyla yakındır. Fahrettin Razi, rahmetullahi aleyh, o büyük müfessirlerin imamı sayılan büyük şahsiyet, değerli şahsiyet, Allah her mahiyete kendinden daha yakındır, yani bize bizden daha yakındır diyor. Bunu unutma kardeşim, Allah bize bizden daha yakın. Kişinin nefsiyle kalbinin arasında bir defa Cenab-ı Hak kudretiyle, ilmiyle kişinin kalbi arasına giriyor. Kalbiyle kişinin kendi arasına. Kişiye kişinin kendisinden daha yakın. Kalbine kalbinden de yakın. Neden? Yaratıcı o. Yaratıcı olduğu için seni yaratan seni kudretiyle kuşatmaz mı? Nerede olduğunu bil. Allah'ın himayesindesin. Onun kudretiyle hareket ediyorsun. Onun var etmesiyle vücut bulmuşsun, var olmuşsun. Onun yaşatmasıyla yaşıyorsun. Ona aitsin. Onun kulusun. Unutma. Ve ona ait olduğuna göre, onun tarafından kuşatıldığına göre, sana senden yakın olduğuna göre, bir defa Rabbine karşı derin saygı içinde yaşa. Her an, her yerde. Bu sevgi, bu saygı, bu edep, bu terbiye, Allah'a karşı böyle bir terbiyeden geçmiş, Allah'a saygıyı kazanmış, Allah'ın koruması altına girmiş bir kulu düşünün. İşte İslam'ın bütün insanlığa hayat veren dersinin birisi budur. Rabbinle bir defa tanış. Onun emrinde olduğunu bil. Onun kuşatması altında olduğunu bil. Sadece sen değil, bütün alemler onun kuşatması altında. Öyleyse ona saygılı ol. O seni sürekli görüyor. Dışını gördüğü gibi içini görüyor. Seni dinliyor, duyuyor. Biliyor çünkü sana senden yakın. Seni yaşatıyor, hayat veriyor. Onun huzurunda, sana senden yakın olanın huzurunda, mahiyetinde sen ona karşı İhsan etmeye ve ona karşı haram ve günah işlemeye devam edersen, bir yaparsın, beş yaparsın. Sonuçta ne olursun? Allah'tan tokat yesin. Allah'ın çeşitli belaları vardır. Her bela bir tokattır. Nereden ne geleceğini, nasıl bir ceza hak ettiğini bilemezsin. Cenab-ı Hak bütün kullarının ne yapacağını ezelde bildiği için cehennemi yaratmıştır. İtaat edecek kulları da olduğu için imanlı kulları lütfu kerebiyle cenneti de yaratmıştır. Aklını başına al. Hiç unutma şu Fahrettin Razi rahmetullahi aleyhin sözünü unutma. Allah Celle Celaluhu her mahiyete kendinden daha yakındır. Bize bizden daha yakındır. Allah'ın sıfatları zatiyle beraberdir. Ve nahnu ekrabu ileyhi min hablil verid. Diyor, biz ona şah damarından daha yakınız diyor. Bu da ayeti kerim. Sevgili dostlarım, lizatihi zati için, bizatihi zatiyle
vacip, zaruri varlık Allah Teala'dır. Yani vacibil vücuttur Cenab-ı Hak. Zaruri varlık Allah Teala'dır. Allah'tan başka bütün varlıklar, yaratıklar mümkinattandır, sonradan yaratılmışlardır. Sebeplerin sebebi birdir, o da Allah Teala'dır. Her sebebi yaratan da O'dur. Çünkü sebeplerin sebebi birdir, o da Allah Teala'dır. Allahsız varlık ve mantık olamaz. Bunu unutma. İşte dünyanın yanlış gittiği bir eğer durum varsa, yanlış bir yön ve yöntem varsa, Allahsız bir varlık ve Allahsız bir mantık olmadığı halde Allah yokmuş gibi hareket eden bütün zihniyetler hem kendilerine kötülük ediyorlar hem de insanlığa kötülük ediyorlar. Ve Allah'a giden yolu keseceklerini zannediyorlar. Kendileri gibi yanlış düşünen olursa hidayet dışı onları sapıtıyorlar. Cenab-ı Hak şeytana ne dedi? Seninle, senin izinde gidenlerle cehennemi tıka pasa dolduracaksın dedi. Allah bırakılır mı? Allahsız varlık olur mu? Allahsız mantık olur mu? Her şeyi, bütün sebeplerin sebebi O'dur. O da başkası değil, Allah Teala'dır. Sebepleri de O yaratmıştır. Bunun için Yüce Allah bize bizden yakın, O'na sürekli dua etmeliyiz. O'na sürekli iltica içinde, O'nun kapısında kalbimizi O'na uzatırcasına, boynumuzu eğip, azimizi, gafletimizi, cehaletimizi itiraf ederek, Allah'ım sen yücesin, eşsiz yücesin, sen senin dediğin gibisin, ben seni ne kadar zikretsem, hamd etsem, tekbirlerde, tehlillerde bulunsam, hakkıyla övemem. Sana ibadet ede ede vücutum erise yok olsa, yine hakkıyla ibadet ettim diyemem. Şimdi sen eşsiz yücesin deyip azini ona ebedi muhtaç olduğunu itiraf et, onun rahmet kapısından dilenci ol. Başka kimseden dilenme sakın. Ama Rabbine ebedi muhtaç olduğunu da hiç mi hiç unutma. Hadis-i Tirmizi'de bakın ne diyor? Hadis-i Kutsi'dir bu aynı zamanda. Benim zikrim kimi benden istemekten meşgul ederse ona en üstününü veririm diyor Cenab-ı Hak. Eğer Cenab-ı Hakk'ın yolunda farz, vacip, sünnet, ibadetlerle cihatlarla meşgul olurken istemeye zamanın fırsatın olmuyorsa sana isteyenlerden daha çoğunu vereceğini söylüyor burada. Şimdi gelelim dua. Dua küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya taleptir, niyazdır. Küçükten büyüğe, işte biz Allah'ın kullarıyız. Biz varlığımızda yokluğumuz eşit. Bize ne değer verirse Allah'ın verdiği değer vardır. Yoksa bizim ha var olmuşuz ha yok olmuşuzdur. Bir damla sudan yaratıldığımızı ve yoktan yaratıldığımızı da unutmamak gerekmektedir. Onun için biz küçük den de küçüğüz Rabbimizin karşısında. Onun için
küçükten büyüğe, aşağıdan yukarı talep ve niyaz demektir. Duanın anlamı budur, kelime anlamı bu. Mütevazı bir şekilde Rabbinden medet, ihtimam, yardım dilemesidir. Yani kesin bir niyetle, tam bir samimiyetle ne yapmak lazım? Tam özenerek, yanarak, yakılarak, ağlayarak Allah'tan istemektir. Yardım dilemektir. Çünkü her konuda Allah'a muhtacız biz. İşte bu şekilde biz yüce Rabbimizden, biz cüce kulların yardım istemesi, yalvarıp yakarmasıdır. Yalnız dua hem iman olacak, hem ibadetler yapılarak fiili dua olacak, ameli dua, hem de sözlü olacak. Ameli dua yok, fiili ibadetler yok. Amel işlemiyor, dua ediyor diliyle sadece. Bu gerçek dua olmaz. Kalbin nerede? Ruhun nerede? İbadetler nerede? Fiili dualar, ameli dualar nerede? Bu yatanın duası gibidir. Allah'a kulluk etmeyeceksin. Ver Allah'ım, ver Allah'ım diyeceksin. Bu gafillerin, cahillerin duasıdır. Ömür, rızık, yaratma, huy, ahlak, bunlar bitirilmiş. Yani herkesin mihenk taşına göre, herkesin değerine göre, durumuna göre bir değer biçilmiştir. Ömrün kesin hazırlanmıştır. Rızkın kesin hazır takdir edilmiştir. Ömür takdir edilmiş, rızık takdir edilmiştir. Senin nasıl yaratılacağın yaratılmış, o yaratılman takdir edilmiştir. Ve senin hangi huy ve ahlak sahibi olacağın takdir edilmiştir. Bunlar tamamen bitirilmiştir. Bu Allah'ın ilminin ezelden ebede her şeyi kuşatmasıdır. Ona göre sana bu takdirlerini uygulamasıdır. Burayı yanlış anlayanların haddi hesabı yoktur. Adam Allah'a ihsan ediyor ama kaderine mal ediyor. Yani Allah böyle yazdı diyor. Bu Allah'a iftiradır. Senin kaderin Allah ihsan etsin diye yazmadı. İhsan edeceğini özgür iradenle ezelde bildiği için yazdı. Burayı doğru anlamak gerekiyor. Doğru anlamak için de samimi ve ihlaslı olmak lazım. Duaya karşı çıkanlar cebir ve icapçılardır. Kader meselesini anlayamayanlardır, cebriyeciler. Bunların kimisi icabiye, kimisi cebriyedir. Ezelde olacağı biliniyorsa o dua yapılır. Olmayacağı biliniyorsa yapılmaz. Yeme içme doyma gibi. Allah'ın ilmi, kaderin niteliği, bunlar aklın dışındadır. Allah'ın ilmini akıl kavrar mı? Allah uçsuz bucaksız kudrete sahip. Akılları o yaratmış. Mahluk Halık'ı tamamen kavrayabilir mi? Onun için buraya dikkat et. Allah'ın ilmi, kaderin niteliği, bunlar aklın dışındadır. Bunları iman, kalp, Allah'ın büyüklüğünü bilir, kalp tanır, Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilir, iman ve kalp tasdik eder. Yoksa ben bunu aklımla Allah'ın bütün ilmini kuşatayım, anlayayım, kavrayayım demeye kalkarsan, şimdi karıncanın kainata meydan okumasına döner.
Ve kâle rabbukum ud'ûni estecib lekum. Gafir suresinin 60. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak ne diyor? Dedi ki, sizin Rabbiniz bana dua edin. Ki duanızı kabul edeyim. Onun için biz sürekli halimizle, kalimizle, ruh dünyamızla, kalp dünyamızla, içimiz ve dışımızla, her şeyimizle Allah'a boynumuz eğri dua halinde olmamız gerekmektedir. Çünkü ona muhtacız, ona aitiz. Her halimiz ona dua olmalıdır. Boynumuz ona eğri olmalıdır. Ümit, arzu, başarının sebebi korku, çekinme düzenleyicisidir. Dikkat et, başarının sebebi korkudur. Çekinme düzenleyicisidir. Ümit, arzu varsa başarı vardır. Korku, çekinme varsa bu da düzenleyicisi olarak ortada vardır. Onun için ümit ve arzu içinde, korku ile ümit arasında kul yaşayacaktır. Bu ikisi arasında bulunacaktır. Kul, korku, ümit arasındadır. Bunu unutma. Azabı şiddetlidir, korkulacak tek varlık odur. Rahmeti ezel ve ebedi kuşatmıştır, Rahman ve Rahim'dir. Ümit kesilecek varlık da değildir. Kat'iyen ümit kesilemez. Ümit kesenler kafirlerdir. Yine Buhari Şerif'in bir rivayetinde Peygamberimizden şöyle buyurur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, çalışınız. Herkes kendisi için yaratılmış olan şeye kolaylıkla ulaşır. Görüyorsunuz, insanlar kendisi için yaratılana kolaylıkla ulaşır diyor. Çalışınız diyor ama dikkat et. Çalışınız, gayret ediniz. Tamamen Allah'ın emrinde çalışınız. Onun yolunda çalışınız. Herkes kendisi için yaratılmış olan şeye kolaylıkla ulaşır diyor. Sen niyetin güzel olsun ve hak yolda meşru çalışmaların meşru olsun, helal yolda olsun, bak sonuca ne oluyor. Allah'a tevekkül teslim olarak çalışman gerekiyor. Allah'tan habersiz çalışmak, bu bir gaflet ve dalalettir. Kudretine saygı duymak. Ey Rabbim, huzurundayım, halim sana malum diyebilmek, bunu halinle söyle, kalinle söyle. Ama onun huzurunda bil kendini ve halim sana malum. Neye ihtiyacın varsa en güzel bunu sen biliyorsun de, onun huzurunda olduğunu hiç unutma. Sen onu göremiyorsun, o seni bütün varlığınla görmektedir. Sanki bir bebenin ana kucağında olduğu gibi, bütün alemler onun Rabbidir. Nedir? Kudretinde bulunmaktadır. Kudret kucağındadır. Gökleri, bütün ay yıldızları, güneşi, tüm galaksileri kendi yörüngelerinde o hızları, o büyük bir hızla hareket eden fezada her şeyi kim idare ediyor? Hangi kudret idare ediyor? Tek bir irade, bütün mahlukatın tüm
iradelerini idare etmektedir. Yaratma ondan, emir ondandır. Değerli, kıymetli, muhterem dinleyenler, çünkü Cenab-ı Hak insana çok değer vermiştir. Mahlukatın en şereflisi insandır. Bütün alemler ve her şey insan için yaratılmıştır. İnsan çok değerlidir. Allah'ın emrine girip gerçek Müslüman olduğu zaman. Onun için halim sana malum diyerek, boynumu eğerek ona teslimiyet içinde yaşamalıdır. Eftal olan elhamdülillah. Duanın eftali elhamdülillah. İbn-i Mace'nin rivayetinde böyle buyurulmuş. Dua edin, kabul edeyim. İbadeti bırakıp kibirlenenler aşağılanarak ateşe girerler. Allah'a ibadet edilmez mi? Allah'a karşı kibir gurur olur mu? İbadetler kibir gururdan dolayı terk edilir mi? O zaman aşağıların aşağısına düşersin, aşağılık olarak ateşe girersin. Cehenneme tepe takla atılırsın ve yazık olur. A'raf suresi 55. ayete bak. Yalvara yakara dua gizlice. Allah'a diyor dua edin. Haddi aşanları Allah sevmez. Haddi duada aşmak ne demektir? Meşru olmayan isteklerde bulunursun. Bir de Allah'ın sevmedikleri, sevmediği, sevmeyeceği şeyleri Allah'tan istersin. Bir de Allah'ın düşmanlarına dua edersin. Dua ederken Kur'an-ı Kerim'in dualarına dikkat et. Peygamberimizin yaptığı dualara dikkat et. O dualarla dua et. Bunların Arapçasını bilmiyorsan, onların manasına uygun hangi dilde dua edersen et, her dilden Allah'a dua edilir. Allah'ın bilmediği dil lisan olmaz. Darda kalanın imdadına koşan, sıkıntısını gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı hayırlıdır, yoksa başkası mı? Neml suresinin 62. ayeti kerimesinde Rabbimiz böyle diyor. Darda kalanın imdadına koşan, yani hazır ve nazır olan, sıkıntısını gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı hayırlıdır? Yoksa o fanilere sarılıp duruyorsunuz onlar mı? Bakiye sarıl. Yine Furkan suresinde Cenab-ı Hak 77. ayetinde duanız olmasa Rabbiniz size ne diye değer versin diyor. Müslümanın her hali Allah'a duadır. Dua daima Allah'a muhtaç olduğunu, ona ait olduğunun ifadesidir. Gulma ya'be'u bikum rabbi levla du'a'ukum buyurulmuştur. Yine En'am suresinin 43. ayetinde azabımız gelince boyun eğselerdi, kalpleri katılaştı. Şeytan amellerini süsledi. Kıymetli dostlarım, insanlara belalar, musibetler, Allah'ın azabı gelince tövbe etmeyi, hatasını anlamayı ve bütün kötülüklerden vazgeçmeyi bilmeli, Allah'a boyun eğmeliydi. Ne yazık ki böyle olacağı yerde kalpleri katılaştı diyor.
Şeytan onlara kötü amellerini süsledi, cilaladı. Bugün cila peşinde koşan, Kur'an-ı Kerim'i hiç tanımayan, sırtını Kur'an-ı Kerim'e dönen ve cila ve süste dünyanın tamamen keşmekeşlerinde, fani de mutluluk arayan, bakiyi umursamayan, bakinin hayat veren, onun kurduğu nizamı tanımayan insanların durumuna bakıverin. Nerede arıyorlar mutluluğu? Cenab-ı Mevla o durumlara düşürmesin. Düşenlerin tamamını da Cenab-ı Hak İslam'ın hayat veren nizamını anlamayı, dinlemeyi ve ona iman etmeyi nasip eylesin. Biz, bütün insanlık bizim insanlık kardeşimizdir. Babamız Adem'den, annemiz Havva'dan dolayı. İnsanlığa bizim mutlaka bir hayırlı hizmetimiz olması gerekir. En hayırlı hizmet, Allah'ın hayat veren o yüce değerlerini insanlara tebliğ etmektir ki, bunların başında Kur'an-ı Kerim gelir, sünnet gelir, işte İslam gelir, İslam nizamı gelmektedir. Cenab-ı Hak yine bu ayeti kerimelerde feinni karib, duada kulumla benim aramda vasıta yoktur diyor. Çünkü Allah'tan başkasına dua edilmez. Ve üfevvidu emri ilallahi innallâhe basîrun bil ibâd. Gafir suresinin 44 ve 60. ayetlerine bakıver. Ben işimi Allah'a bırakıyorum, ona ısmarladım diyor. Bunu da diyen bir peygamber. Yakınlık Allahu Teala tarafındandır. Kul tarafından değildir. Gönül Allah'la meşgul olmadıkça dua etmiş olmaz. Dilin bir şey söylemesi bir şey ifade etmez. Gönül yani kalbin Allah'la meşgul olacaktır. Kalp ona yönelik, ona bağlantı halinde olacaktır. Bütün varlığınla Allah diyeceksin. Bütün kalbinle Allah'a yalvaracaksın. Yalvardığın kelimelerin içeriğini ve Allah'ın seni dinlediğini, kabul edip etmeme konusunda ondan sen bütün varlığınla niyazda, istekte, arzuda bulunman gerekliliğini ve ağzından çıkan kelimelerin meşru olmasını, bu şuurda dua etmen gerekiyor. Bunun için gönül Allah'la meşgul olmadıkça dua etmiş olmaz diyor büyüklerimiz. Şimdi kıymetli efendiler, bir de refesten bahsediliyor. İnşallah bu Kur'an-ı Kerim'deki birçok kelimelerin keşfiyle dersimiz devam edecektir. Yine oruçla ilgili bazı notlarımızı verelim size, keşif notlarını. Kim ki Allah'tan diyor mükafatını bekleyerek Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır diyor. Tabi bunlar küçük günahlardır. Bir de kul hakları hariçtir. Kul haklarına af yoktur. Kul haklarını kişi götürüp kimin hakkını yediyse ona ödemesi, helallaşması, onun helallığını alması gerekmektedir. Bundan dolayıdır ki oruç bu şekil tutulduğu zaman uçsuz bucaksız faziletleri vardır. Ama şu müjde de vardır,
küçük günahlar affa uğrayınca büyük günahlar da küçülmeye başlar. Tövbe ile büyük günahlar küçülür. Tövbe istiğfarla. Eğer küçük günahlara devam edilirse küçük günahlar büyük, büyür ve büyük günah haline gelir. Buralara dikkat lazımdır. Allah'tan başkasını görmekten kendini uzak tutmak. Nereye bakarsan bak, Allah'ı görüyor gibi yaşa. Çünkü her mahlukun yaratıcısı Allah'tır. Her gördüğünden önce o gördüğünü yaratan Halık'ın olduğunu öncelikle hatırla. Allah'tan başkasını görmekten kendini uzak tut. Yerlere, göklere nereye bakarsan bak, yaratıcının eserleri onun yaratmasıdır. Orada o eser üzerinde Halık'ı, yaratıcılığını görüyorsun. Diğer sıfatları, diğer isimleri de böyledir. Hemen isimden müsemmaya, hemen sıfattan da onun mevsufuna, isimden sıfatlarına terakki edip o sıfatların sahibini, o esmanın sahibini görebilmektir. Çünkü şu alemde ne varsa onun yaratması olduğuna göre hemen yaratılmışı görür görmez Halık hemen öncelikle görülmesi gerekiyor. Yine nimetlerden, ahiret lezzetlerinden kendini tutmak. Ahiret Allah'a ait. Cenneti o yaratmış, cehennemi o yaratmış. Cenneti cehennemden önce ne yapacaksın? Ahiret lezzetlerinden önce de ne yapacaksın? Yüce Allah'a ait olduğunu, onun rızasını kazanmanın neticesinde her şeyin kazanılacağını, cennet de öyle kazanılacağını unutma. Rıza-i ilahi gözetle. Cennete bakmak, Allah'ı hatırlamamak akıllıca bir iş değildir. Yine dünya sevgisinden uzak durmak. Dünyayı kullan. Dünyaya Müslümanlar varistir ama dünya kalbe girmeyecektir. Kalp Allah'a aittir. Ait olmalıdır. Dünya sevgisi kalbe girerse Allah sevgisi oraya giremez ki. Dünya sevgisi girmiş çıkmıyor. Allah sevgisi giremiyor. O zaman senin Allah sevgin, Allah'a imanın nerede kaldı? Dünyanın sırtına bin, gemiye bin ama gemine su aldırma. Gemi su alınca battığı gibi dünya kalbe girerse o kalp batar. Kalp Allah'a bağlı olacak. Allah sevgilisiyle, Allah sevgisiyle dolup taşacak. Bütün kalbinle Allah'ı seveceksin. Oradaki sevgiyle de mahlukatı kuşatan bir sevgi oluşacaktır. İşte gerçek hak sevgi budur. Bu sevgiyle kapıdan giren bir beyefendi hanımına bu sevgiyle yaklaşır, onu bu sevgiyle kuşatır. Hanımda da aynı sevgi olunca beyne o yansır. İşte aile mutluluğunun kaynağı budur. Evlatlar da böyledir, milletin de böyledir, insanlık alemi de böyledir. Şu kainatta canlı cansız ne varsa bunlara bakışın da nedir? Bunlar hep Rabbimin yarattıkları dersin, onlara kötü bir gönülle, kötü bir gözle, kötü bir elle onlara uzanamazsın. Hepsinin yerli yerince olmasını istersin. Ona göre kullanmayı bilirsin.
kullan dedik meşru olanları. Ona göre harcamayı cömertlik senin için bir vazgeçilmez bir tiryakilik haline gelir. Harcadıkça zevk alırsın. Çünkü Allah vermiş. Allah cömerti seviyor çünkü. Allah dedikçe zevk alırsın. İbadetlerinden zevk alırsın. Her kötülüğe nefret edersin. O zaman sana güzellikler, iyilikler hakim olur. Sen güzelliğin kuşatması altında yaşarsın. Sendeki güzellik ailene, topluma, insanlığa yansır. İşte gerçek kişi, kişilik modeli buradadır. Model kişi gerçek Müslümandır. Kıymetli efendiler ve kıymetli dinleyenler, sevgili seyirciler, şehvet ve arzulara karşı kendini tutmak ve diğer nefsin hevalasına karşı ne yapmak? Nefsi Allah'a itaat ettirmek, nefsin emrine girmemek. Şehvet ve arzulara karşını kendini tutmak, nefsi helalından besle, şımartma. Onu aç da bırakma, helalından yedir içir ama israf etme. Yerli yerince şehvete gerek yoktur. Çünkü helalinden nikah vardır. Helal nu sevaptır, ibadettir ve zevk-i sefa oradadır, mutluluk oradadır. Haramda, zinada mutluluk olmaz. Onun için şehvet ve arzulara, kötü arzulara karşı kendini tutmak Müslümanın birinci derecede görevidir. Diğer bütün kötülükler de böyledir. Tüm azalarına, içine dışına bir defa oruç tuttur. Allah'a itaat halinde bulunsun. Bütün ruh ve beden varlığın Allah'a itaat etsin. Bunun için kıymetli efendiler, itikaf da nefsi terbiye eden ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna seni rızasına yaklaştıran, ihsanı güçle kuvvetlendiren ibadetlerimizden biri de itikaftır. Bu sünnet olan bir ibadettir. Büyük camide olur diyor. Bu kifaya olan sünnettir. Oruçlu olarak bir camide Ramazan-ı Şerif'in 20'sinden itibaren 10 gün itikafta kalmak sünnet-i kifayedir bir beldede. Onun için bu da nefis terbiyesi üzerinde ve bol sevap kazanmak için Cenab-ı Hak bu itikaf ibadetinde bir vesile kılmıştır ki kullarıma onunla da lütfedeyim demiştir. Her İslam'da ibadet, her ibadet Allah'ın bir lütuf vesilesidir. Hayat vesilesidir. Onlarla sana hayat veriyor, faziletlerle seni donatıyor. Bir de fıkıhta seddi zeria, zararı önleme kaideleri vardır. Allah'ın koruluğuna girmeyin, yani yasaklarına yaklaşmayın. Bunlar haram ve günahlardır. Yasak bölgedir. İslam'da Cenab-ı Hak nelere haram ve günah demişse, sakın onlara yaklaşma. Çünkü bunda zarardan seni önleme kurallarını Cenab-ı Hak sana emretmiş. Seni haram ve günah dediği şeylerle
seni ve insanlığı zarardan kurtarıyor. Bu bir tam bir imtihandır. Burada da derin derin düşün. Allah'ın her emrinin hayat verdiğini ve seni koruduğunu unutma. Şimdi bir de batıl kelimesi var. Batıl kelimesi gayrimeşru demektir. Batıl yok olan, haram olan şeylere denmektedir. Geçerli değildir, makbul değildir. Bir de tetlu kelimesi geçmektedir. Hakime rüşvet vererek hükümetlere düşmeyin diyor Cenab-ı Hak. Yani rüşvet ile kendinizi haklı çıkarmaya çalışmayınız. Haksız olanların bir rüşvet vererek haklı duruma gelmeleri zulümdür. Ve kul hakkı yiyen kişidir ki, kul hakkı yiyenler hep iflas edecektir mahşerde. Tüm ibadetleri elinden gidecektir, hak sahiplerine verilecektir. Onun için Müslüman yanlış iş yaparsa kazdığı kuyuya kendisi düşmüş olur. Bu nedenle Müslüman böyle bir haksız bir duruma düşmemeli, hayalinden, hatırından bile hak yemeği geçirmemelidir. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri 195. ayeti kerime konusunda bakın ne diyor. O ayette elinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor Cenab-ı Hak. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anhü verdâ mecmain, İstanbul'daki yatan zat-ı muhterem, Peygamberimizin eshabı ve ensardan bir zat-ı muhteremdir. Asil tehlike diyor Ebu Eyyub el-Ensari, cihadı terk etmektir diyor. Mal ile uğraşmak, işte diyor ta tehlike buradadır. Cihadı terk eden her şeyi kaybeder diyor. Kıymetli efendiler, yerleri gökleri yarattığı günde onun yazısı ayların sayısı 12 olup harem aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep'tir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın ayların iddetini bildirmektedir. Tövbe suresi 36. ayeti kerimesinde. Yine bir uyarıda bulunuyor. Batıl inanışlarla ilgili evlerine, çadırlara, bağlara kapıdan değil arkadan girerler. Onu iyilik sayarlar, uğur sayarlar. Cahiliye adetleri kaldırılmıştır. İslam'da batıl inançların, hurafelerin tamamı kaldırılmıştır. İslam bir hakkı, hakikat ve gerçektir. Tam bir ilim, tam bir bilim ve aklı silselim bu tam ilahi vahyinin emrindedir. Onun için İslam dininde vahyi ilahiye, bilime ve aklı selime uygun olmayan şeyler reddolunmuştur. Burada vahyi ilahiye bağlıdır aklı selim de. Hurafe olanla olmayanı, vahyi ilahinin gerçek anlamını biz ne yaparız? Akıl burada bir vasıtadır. Vahyi aklımızla, tefekkürümüzle, izanımızla anlamaya çalışırız ve anlamak zorundayız. Bunun için Cenab-ı Hak, hakkı hak olarak bilen, batılı batıl olarak bilen, batıldan içtinab eden, hakka tam ittiba eden, hakkın emrinde mutlu bir kul olmayı Cenab-ı Hak
hepimize nasip eylesin. Şimdi sizlere Şanlı Kur'an'ın ayetleriyle dersimiz devam etmektedir. Elbette ki Kur'an-ı Kerim okyanuslardan daha okyanustur. Deryalardan daha deryadır. Fezalardan daha fezadır. Çünkü İslam Allah'ın kurduğu düzen, Allah'ın yüce ilminin, yüce kelimelerinin tecellisidir. Onun için ebedi mutlu hayatın kaynağı İslam'ın kendisidir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimiz 37-38. derslerle devam etmektedir. 186. ayetlerde de ayetlerimiz devam etmektedir. Bakara suresinin 186. ayetiyle devam ediyoruz. Hayat veren yüce hayatın yüce derslerine, yüce ayetlerin tabii ki verdiği hayat gerçek hayattır. Cenab-ı Hak ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî garîb ucîbü davetedda izâ de'ânî felyestecîbû lî vel yu'minû bî leallehum yerşudûn. Şayet kullarım sana benden sordularsa gerçekten ben çok yakınımdır. Allah yakın uzak mı diye soranlara bu ayeti kerimede Allah cevap veriyor. Ben çok yakınımdır diyor. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler buyurmaktadır. İşte sevgili dostlarımız, Cenab-ı Hak nur saçan ayetleriyle bize hayat vermektedir.